Merhaba arkadaşlar. Bu videoda harekete duyarlı karanlıkta çalışan LED lamba projesinden bahsedeceğim. Bunun için HCSR501 pır sensör modülü kullandım. Modül oldukça küçük, hafif, 2 santime 3 santim boyutlarında. Zamanlama ve mesafe ayarı yapılabiliyor. Ayrıca tetik modları var. Kısaca bu modülden bahsedeyim, bilgi vereyim, sonrasında uygulamaları göstereceğim. Şimdi bu trimpot zaman ayarı için kullanılıyor. 3 saniye ve 5 dakika arası zamanlama yapılabiliyor. Yani bu süreler içinde çıkışı yüksek oluyor. Bu trimpot mesafe ayarı için 3 metre ile 7 metre arası ayarlama yapılabiliyor. Şurada H ve L olarak belirtilen jumper ile tetik modu ayarlanabiliyor. Tetik modu şöyle, L'deyken tek tetik veriyor. Yani süreyi ayarladınız, atıyorum 3 saniye. Algılama yaptı. 3 saniye çıkış yüksek oluyor. Yani high oluyor diyeyim. 3,3 volt veriyor TTL seviyesinde. 3 saniye sonra çıkışı kesiyor. Tekrar algılama yaparsa tekrar çıkış veriyor. Burada bu jumper'ı high'a çektiğimiz zaman tekrarlanan tetik oluyor. Bunda da 3 saniye süreyi ayarladınız. Algılama yaptı. Çıkış verdi. Algılama devam ederse sürekli çıkışı sıfırlıyor. Yani sürekli 3 saniye üstüne koyuyor. Tetik modları bu şekilde. Burada kontrol entegresi biz 001, yani bu iş için üretilmiş özel bir entegre. Şurada bir koruma diyotu var ters voltaj için. Bu arada besleme voltajı 4,5 ila 20 volt arası. Şurada da 7300 kaçtı bu? 7130, pardon, 7533-1 3,3 volt regülatör var. Şimdi ben bu modülü ilk aldığım zaman çıkışına bir transistör LDR bağlayıp bu şekilde karanlıkta çalışmasını sağlayacaktım. Fakat zaten modül üzerinde LDR bağlamak için bölüm varmış. O da şurada RL yazıyor. Görünüyor mu? Evet. Yani satın aldığım yerde sayfada böyle bir açıklama yoktu. Hatta bu modülün çok farklı üreticileri olduğu için bazı veri sayfalarında da bu yazmıyordu. Detaylı araştırınca bu özelliğin olduğunu öğrendim. Şurada da RT diye bir bölüm var. Buraya da NTC termistör bağlanıyor. Ama bu NTC termistör hani belirli bir sıcaklıkta cihaz çalışsın gibi değil de yaz aylarında yüksek sıcaklıklarda pır sensörün mesafesi düştüğü için bunu tolere etmek için NTC kullanımı sunulmuş ama veri sayfalarında bunun değeri hakkında bir şey belirtilmemiş. 10K NTC ile denenebilir ama yani çok da gerekli bir özellik değil. Bunun dışında sensörün şöyle bir zamanlama sorun, aslında sorun da değil de hani bağlı olduğu cihazı korumak için şöyle bir sistemi var. Örneğin bir algılama yapıldı, çıkış verdi. Ondan sonra süre dolunca çıkışı kesti. Bu arada bir 3 saniye bir bekleme oluyor. Yani o 3 saniye geçmeden algılama yapılsa da cihaz çıkış vermiyor. Bu da bağlı olduğu, hani sürekli pırpır edip de bağlı olduğu cihazı bozmasın diye bir önlem. Bunun dışında ilk açılışta cihaz çıkışı yüksek veriyor. Bu entegrenin de bir toparlanma süresi varmış. Veri sayfalarında öyle deniyor. Yani cihazın besleme voltajı üzerinden bir kontrol yapacaksanız bu sorun yaratabilir. Evet. Orta bacak çıkış zaten PCB'nin arkasında yazıyor. Üstte yer olmadığı için yazmamışlar. Soldaki bacak
besleme voltajı 4 ila 4,5 volt ila 20 volt arası. Sağdaki de şase. Evet, modül bu. LDR kullanımında önemli bir eksik hassasiyet ayarının yapılamıyor olması. Yani şurada regülatör entegresinin çıkışından 1 megohm dirençle LDR'ye bağlantı yapılıyor. Bu direnç yerine trim pot takarsanız hassasiyet ayarı da, yani gün ışığına göre hassasiyet ayarı da yapabilirsiniz. 1 megohm dirençle yani tam karanlık da aktif oluyor. Yani benim için sorun yok. Benim istediğim de zaten buydu. Ama buraya bir trim pot bağlayarak daha aydınlık havalarda da modülün aktif olmasını sağlayabilirsiniz. Şerit led sürmek için ben modülün çıkışına iki transistör ekledim. Birisi IKEN 2222, diğeri de KSC4106. Normalde beyaz led kullanacağım ama bu yeşil ledle test yapacağım. Şu an voltajı da verdim. 12 volt var. Şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi karanlığı algıladı. Çıkışı verdi. Belirlenen süre boyunca yandı. Şimdi bu tetik modundan bahsetmiştim. Bunu low, burada L yazan yere bu jumper'ı bağladığınız zaman tek tetik oluyor. Yani karanlıkta çıkış veriyor. Ayarladığımız süre boyunca çıkış sabit kalıyor. Sonrasında çıkışı kesiyor. İşte karanlıkta tekrar algılama yaparsa yine çıkış veriyor. Bu tek tetik modu böyle. Burada high bölümüne çekersek bu jumper'ı, şuradan sökeyim, buraya taktığımız zaman tekrarlanan tetik oluyor. Yani bir saniyeye ayarladım. Hava karardı. Algılama yapıldı. Çıkışı verdi. Bu süre boyunca tekrar algılama yaparsa yine bir saniye boyunca bir saniye sıfırlıyor, yani tekrar ekliyor. Aynı hareket algıladıkça süreyi sürekli sıfırlıyor. Yani led de sönmüyor. Ta ki hareket olmayana kadar. Şimdi tekrar bir high'ı aldık. Test edelim. Evet, yandı. Şöyle hareket algılamasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi led sönmüyor. Hareket algıladığı için zamanlayıcı sürekli sıfırlanıyor. Şimdi hareketi keseyim. Modülü şöyle bırakayım. Evet, söndü. Tabi şu an ortam aydınlık olduğu için tekrar aktif olmuyor. Durum bu. Yani tetik modları bu şekilde çalışıyor. Bu da modül çıkışını MOSFET ile güçlendirdiğimiz devre. Ben 50N06 MOSFET kullandım. 2 adet de 2N 2222 transistör var. 5 tane de 47K direncimiz var. Şöyle testimizi yapalım. Evet. Yani elinde MOSFET bulunanlar için de bir alternatif
Normal BJT transistörle de kullanabilirsiniz. MOSFET'te de kullanabilirsiniz. MOSFET'te biraz daha fazla malzeme var. Ben bu aydınlatma sisteminin güç kaynağı için akü kullanacağım. Yani çıkışında yüksek güçlü bir şeyler kontrol edecekseniz, hani direkt transistör ile güçlendirerek akü veya adaptör kullanmalısınız. Ama röle ile 220 volt lamba yakmak isterseniz, direkt 220 volt şebeke voltajından regüle yaparak, yani akü trafo kullanmadan, adaptör kullanmadan güç sağlayabilirsiniz. Onun devresini de test ettim. Bayağı güzel çalışıyor. Zaten hazır bir tavan lambasında kullanılan bir devre. Yalnız bu devreyi yaparken dikkatli olun. Koruyucu eldiven, sigortalı elektrik hattı kullanın. Bunları söylemem gerekli. Bu ile devremiz bu. Klasik aslında, hani bu trafosuz LED aydınlatma diye birçok proje var internette. Ya onların sisteminde kondansatör ile voltaj düşürülüyor. Bunda biraz daha farklı. İki tane zener kullanıyoruz burada. Şurada da iki tane 4007 diyot var. Filtre bu zener diyotlar 12 volt. Rölemiz de 12 volt. Zaten modülün beslemesi 4,5 volt ile 20 volt arası. O yüzden direkt bu voltajı da modüle girebiliriz. Şimdi şöyle bir bağlantılarını yapayım. Şurası çıkışımız. Transistörün base'ine direkt bağlayabiliriz. Burada direnç kullanmamıza gerek yok. Zaten modülün çıkışında 1K direnç üzerinden veriliyor. Şurası şasemiz. Şurada beslememiz. Bu röle yaklaşık 30 miliamper çekiyor. Zenerler 1 watt. Normalde 2 watt kullanmam gerekiyordu ama 1 watt zenerler yeterli oldu. Hani hiç ısınmadılar. Uzun süre test ettim. Hani 2 röle de bağlanabilir. Bu durumda zenerleri 2 watt kullanmanız daha iyi olur. Gerçi onu da detaylı testini yapmak lazım ama bu zaten hazır bir ürünün devresi olduğu için bu haliyle bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Şu an direkt 220 voltu verdim. Söylediğim gibi ilk açılışta cihaz direkt çıkış veriyor. Şu an kesti çıkışı. Şunu da low'a alayım. Şöyle bir testini de yapalım. Gördüğünüz gibi röle çekti. Kontakları LED bağladım, çalıştığını göstermek için. Evet, 220 volt üzerinden de bu şekilde röle kullanabilirsiniz. Son olarak röle yerine triac kullanmak isterseniz, bunun için de basit bir devre hazırladım. Yine 220 volt üzerinden regüle devresini kullanıyoruz besleme için. Modülün çıkışında 2N2222 transistör ile
Moç 30-20 tiryak çıkışlı optokuplör sürüyoruz. Bu optokuplör de BT-137 tiryağı kontrol ediyor. Şöyle bir testini yapalım. Bağlantılar biraz karışık. Gördüğünüz gibi 220 volt lambamız yandı. Yani rölede, yani daha sağlıklı aslında röle, ama tık tık sesinden hoşlanmayanlar için tiryakla kontrol daha uygun olur. Modül incelememiz bu kadar. Şimdi ben de bunun için bir PCB hazırlayacağım. Açıklamada 320volt.com blogda hazırladığım yazının linki var. Orada daha fazla detay var. Videoda çok fazla detaya girmek istemedim. Süre uzayacak.